Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Rabıta nedir? Rabıtanın bir bağlantı olduğunu hepiniz bilmektesiniz. Yalnız tarikatlardaki bağlantı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe ile bağlantısı arasındaki bağlantıyla bir bağlantısı yok yani. Şöyle anlayalım. Bağlantı demek kişi, her kişi annesiyle düşünmese de bir bağlantı içindedir. Onun bir değeri vardır. Hani değer bağlantısı. Babasıyla bağlantısı vardır. Kardeşiyle bağlantısı vardır. Şimdi arkadaşları vardır, yaşıtları vardır mahallesinin çevresinde, köyünde, kazasında. Bir sürü arkadaşı, yaşıtı vardır. Arkadaşlarıyla özel bağlantısı vardır. Hepsini tanısa da arkadaş olanlarla o iştigal ettiği, zamanını iştigal ettiği, davasını ortaya... Domates istemiyorum ben. Domates istemiyorum. Ulan var ya. Bu bağlantı arkadaşlarıyla beraber değil yani. Öbür yaşıtlarını da tanıyordur. Onlarla da bir bağlantı var ama onlar hafif kalır. Yani işte şu isim deniyor, Hasan deniyor. Ha şu Hasan mı? Ama direkt arkadaşıyla ilgili bir şey konuşursa hemen onu anlar. Hemen bizim Hasan, şu Mehmet, bu bizim Mehmet, bizim İrfan gibi laflarla onu karşılar. Şimdi sahabenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bağlantısı olduğu gibi birbirleriyle de rabıtası vardı. Herkesin birbirleriyle rabıtası vardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle yer tutuyordu ki işte o bağlantı o derecedeydi ki yani düşünmeden öte ona verilen, onun aktardığı dinden dolayı anneyle bağlantın var ya, anam babam feda olsun diyecek derecede o bağlantı kuvvetliydi. Babalarını öldürecek kadar, savaş meydanında öldürecek kadar kuvvetliydi. Evlatlarının boyunlarını vuracak kadar bu bağlantı kuvvetliydi. Bu bağlantıyı anlamak lazım. Yani bu şey çekerken, tarikat zikri çekerken, Allah Allah derken filancıyı düşünmek gibi değildi bu bağlantı. Bunu anlamak lazım. Yani o kendin mesela onların yaslandığı, ehli tarikin yaslandığı, ya Resulallah aklıma devamlı sen geliyorsun diyor. Hani sen tuvalete gitsem de aklıma sen çıkmıyorsun demesi, o düşünmeyle değil, akla gelmesiyle. Bu akla gelebilir. Akla geldiği zaman bir şey yaparsın. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani senin rabıta yapacak bir şeyin yoksa sözlerin özleri var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerin özü, süzülmüş özler var. Kur'an'dan, dinden, imandan, Allah-u Teala'nın hadis-i kutsisinden, ayetlerden süzülmüş sözleri var. Bu sözleri takip et. Bu sözlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi anlamaya çalış, kavramaya çalış. Efendi Hazretlerini bir anlasak. Bir anlasak. Sizin Efendi Hazretlerini anlama davanız, onları ona rabıta yaparak getirdiğiniz nokta, Cübbeli'nin getirdiği nokta şu. Yani rabıtanın getirdiği nokta. Bir iki tane örnek vereceğim. Cübbeli'nin lisana dönüşmüş, küfrün lisana dönüşmüş hali. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kadim'inde buyurduğu ayet, size ne hayır gelirse Allah'tandır, ne şer gelirse nefsinizdendir buyuruyor. Cübbeli'nin ve ehli tarikin yanlış rabıtayla geldiği nokta, küfür noktası bu. Yani Cübbeli'nin bu dediğim şu, Cübbeli de diyor ki bize ne hayır gelirse Mahmut Efendi'dendir, ne şer gelirse nefsimizdendir. Yani geldiği küfür noktası bu. Aynı ayeti Efendi Hazretlerine, Efendisine, Efendi babasına has kılmak, hasretmesi yani. Yani dini Efendisine hasretmesi. Bu küfür durumu.
Bu birinci örneğim. İkinci örneğim, İsmail Ağa cemaati hocalarının cemaati Çavuşbaşı'nda, Beykoz Çavuşbaşı'nda toplayıp bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetten efterdir. Mahmut Efendi biraz sonra buraya çıkarılacak. Mahmut Efendi biraz sonra buraya çıkarılacak. Bu işte şey, balkon var. Geniş bir balkon. Sakın ha, on binlerce kişi var aşağıda. Balkondan aşağıda. Sakın ha, sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz olmaz. Hani namazdan daha üstün bu ha. Onun karşısında durmanız, edeple duracaksınız. Sağa sola bakmayacaksınız. Kıpırdamanız caiz değil ha. Niye? İbadet ediyorsunuz siz. Kime? Mahmut Efendinize. Oo ilah. Ona göre ha, haşa. Bu durum, geldiğiniz ikinci durum küfür bu. Ha, tek bunda kalmıyor. Sürüne sürüne hocalar yanına giriyor. Efendimiz, Efendimiz. İşte sizin sayenizde ayakta duruyoruz diyor. Yerlerde sürünüyor. Mahmut Efendi'nin yanına geliyor. Sizi, onun sayesinde ayakta duruyorsun. Adam yürüyemiyor. Ne yapacağız? Adam yürüyemiyordu. Onun ayakta. Adam yürüyebilse, yürüse de yaslansan, ayakta dursan. Ya böyle cahil, böyle cuhala bir ululama heyeti köpekleriniz var ki şaşılacak durum. Şeye açıklama yapmış. Bu arada şunu da anayım. Kapris Otel'in fetvasını biz vermedik. Vermeye gerek yok. Vermenize gerek yok. O zaman sustunuz, vermiş oldunuz. İsmail'a sustuysa ne oldu? O evlerini kaybedenler, şeyler kaybedenler yardımlarını mı kestiler? Kapris Otel'e para yatıranlar ondan sonra İsmail Ağa'ya güvenemeyip cübbeli vesilesiyle ha biz yapmadık, hani bize yardımımızı kesmeyin mi demeye getiriyorsunuz? Kardeşim, bir yanlış varsa, bir de ulema heyeti köpeği, bir de ulema heyeti diye bir isim koymuşsunuz. Ulema heyeti köpekleri. Yani insansanız hakkın ne olduğunu, bir heyet toplandıysanız, birisi bir şey diyorsa, yanlış bir şey diyorsa, hele hele sizin hakkınızda bir şey diyorsa ona cevap vermek zorundasınız. Bana bir sürü kişi yazıyor, çiziyor, deneyin bakalım karşılıksız kalacak mı? Hiç nefes almadan cevap veriyorum anasını satayım. Köpek bana dese böyle bir cevap, yani böyle aşağılayıcı, münafıkane, kafirane bir lafızla bana bir saldırmış olsa mutlak ve mutlak karşılığını benden alır. Bu zamana kadar aldılar, alırlar. İsterseniz deneyin. Beni deneyebilirsiniz. Size ne söylesem, köpek de desem yalayıp yutuyorsunuz. Niye? Kafir de desem yalayıp yutuyorsunuz. Şerefsiz, din şerefsiz de desem yalayıp yutuyorsunuz. Din haysiyetsiz de desem yalayıp yutuyorsunuz. Din kahpesi desem de yalayıp yutuyorsunuz. Niye? Dünyevi çıkarlarınız ön planda. Şimdi kalkıp bana bir şey diyemeyeceğiniz, ortaya koyduklarımı ilzam, nes adına ortaya bir kelam koyamayacağınız belli, biliyorsunuz. Ama sizin yavşaklığınız, yavurladığınız yavşaklar gelip böyle bilmeden saldırıyorlar, lanetleşiyorlar, vebali de size ait. Kendiniz çıkın, lanetleşin benimle. Adi oğlu adiler. Çıkabiliyorsanız kendiniz çıkın. Bak, no, biz bir şeyi açıkladıktan sonra gelin böyle yapalım diyoruz. Hemen her konuda. Gidip mesela Selefiler hakkında bir de diyemedik mesela biz Abdülkadir Polat'a. Gelin lanetleşelim diyemedik. Niye? Adam hadisleri kabul etmez, mektubatı kabul etmez. Ama biz ehli sünnetiz. Siz ehli sünnetsiniz hesapta. Sizinle lanetleşelim. Niye? Hesapta ehli sünneti savunuyoruz biz. Okuduğumuz kitaplar bir. Ayet, hadisler, şeyler. Bir anlatamadık şu kabir ehlinden meselesini ya. Bir anlatamadık. Kabir ehlinden yardım dileğinizi anlatamadık. Yani selefiler size bununla saldırıyor. Mehdi de bize bunu açıkladı. Bunun açıklaması şuymuş diyemediniz. Bir daha açıklayayım ister. Kabir ehli dedinilen kişiler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bakın, ölmeden evvel ölünüz. Hadis-i şerif var.
dostlarımdan gelen en iyi haber ölüm haberleridir hadis-i şerif var. Mücadele 22 Allah-u Teala'nın katından bir ruhla teyit ettiği, kalplerine iman yazdığı kişiler var ölmeden evvel ölüp. Bunlar insanlar arasında irşat makamına gelen insanlar. Bak, bakın bu velayet erbabına rabıta yapmayın da tutun bana yapın demiyorum ben. Böyle bir şey yok zaten. Ha, rabıta denilen şeyi açıkladım. Bunu da iyi anlayın. Rabıta denilen şey bir Allah Allah deyip bir insanı böyle hısır hısır düşünmek değil yani. Böyle bir şey yok. Rabıta o bağlantının kuvvetli olması. Yani Resulullah'ın bildirdiği hakikatleri, şimdi mesela ben size bir hakikat aktardım. Müştehit imamların bile dahi yanıldığı bir hakikati. Resulullah'ın bildirdiği bir hakikati sizin müştehit imamlarınız, itikat imamlarınız şaşırmış da nasıl şaşırmış bilmiyorum. Yanlış şeyler söylemiş. Zamana mağlup demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamana küfretmeyin. Zaman Allah'tır buyuruyor. Sizin itikat imamınız zaman mağluptur diyor. Mağlup diyerek zamana küfrediyor. Allah'a küfrediyor yani. Hadis-i kutsi. Allah-u Teala buyuruyor ki insanoğlu dehre küfreder, zamana küfreder. Bana eziyet eder. Halbuki dehr, zaman benim buyuruyor. Ne yaptık? Biz bunları açıkladık. Ayetle, hadislerle, hadis-i kutsilerle zamanın Allah olduğunu, zamanın sizin dediğiniz gibi gece, gündüz, saat, maat değil bu. Bu avam anlayışı. Zaman bu değil. Senin döngüye, dünyanın dönmesindeki döngüye verdiğin isim zaman tarif edilemez. Zamanı tarif edemezsin. Şimdi Cübbeli'ye kaç defa söyledim. Cübbeli, seni uzayın derin karanlığına getirsem, bıraksam, ışık yok, gece yok, gündüz yok. Sen orada yaşlanmayacak mısın? Orada zaman geçmiyor. Gece yok, gündüz yok, saat yok. Sen buradaki döngüye vermişsin. Bir saat bir saat geçti. Sen diyorsun ona bir saat geçti. Geçen bir şey yok Allah için. Bizim için geçiyor bir şey. Biz bir şeyin içinde yüzüyoruz. Bir anlamın, bir mefhumun içinde yüzüyoruz. Bu da zaman. Hani zamanla her şey düzelir diyoruz ya. Velhasıl kelam, rabıtayı anlayın. Mesela böyle bir şey bildirdiğim için trilyon versiniz. Böyle bir itikadi mevzuyu, sizi kurtaracak itikadi mevzuyu parayla satın alamazsınız. Besbedava ortaya koydum. Yani bunun karşılığında bir şey de istemiyorum zaten. Yalnızca kabul beyanı olup da kurtuluş safhasına geçmenizi istiyorum. Ha, bunu alıp da bakalım tek başına geçebilecek misiniz? Resulullah bildirdiği Mehdi kabul etmeyerek. Ya böyle bir cahillik işte. Yani Ali Kara dedi, biz dedi açıklayıcı bir Resul'e itaat etmek mecburiyetinde değiliz. Kardeşler, uyanın, geç olmadan uyanın. Olur ki yarın ölürsem artık imanın fayda vermeyeceği bir safhaya geçiyorsunuz. Çünkü bu tayin edilen imamın elçilik vasfı da var. Bu vasfı da inkar etmiş oluyor. Kim oluyor? Öncelikle efendileriniz, efendilerinin akabinde sizler otomatikmen, işte akıllı erdiremiyorsunuz ya, sorgulayamıyorsunuz ya efendilerinizi. Bizim efendimiz doğru yapmıştır. Sorgulayamadığınız için onların peşinden siz de cehenneme gideceksiniz ve diyeceksiniz ayetlerdeki gibi. Bizi efendilerimiz saptırdı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya. Bizi bu efendiler saptırdı. Biz bunların yüzünden saptık. En sonunda onlar da diyecek işte bize şeytan böyle yaptırdı. Şeytan diyecek ya ben size zorla yaptırmadım. Ne? Size bir hoşunuza giden bir ihva verdim. Vesvese verdim. Sizin de hoşunuza gitti. Bana diyecek suç atmayın. O cehennemin kralı orada yine o yani. Dünyada kral mı bilmem ama cehennemde kral, cehennemin yani Allah muhafaza ya. Size galip gelecek yani. Cehennemdeki cehennem erbabına şeytan diyecek bana suç atmayın. Niye bana suç atmayın? Ben size zorla bir şey yaptırmadım. Zorla bir şey yapmadınız siz. Nasıl yaptınız? Ben diyecek size güzel bir laf söyledim, ihva verdim vesvese olarak. Sizin de hoşunuza gitti. Siz yaptınız, uyguladınız.
Yoksa ben size zorlayıcı bir şey durumum yoktu yani, boğazınıza basacak halim yoktu. Yalnızca ihbar verdim. Benim elimden bu geliyordu, bunu yaptım. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir, Allah büyük fazlın sahibidir.